Herkese merhabalar efendim. Futbol Arena'ya hoş geldiniz. Dört köşe, adı üstünde zevkten dört köşe olacağınız bir program. Ya var ilk geldiğinde 2018 Dünya Kupası evet, kusursuz uygulandı. Ama Dünya Kupası'nda kusursuz evet. Uygulandı. Ülkelere indirgendiğinde gittikçe daha kötüye gidiyor. Yani İngiltere'de bu sene olanlar. Tarihinin en özel sezonlarını geçirirken Liverpool'da. Yani bundan 2-3 fazla şampiyonluk kazanabilecekken yani sürekli duvara çarpıyorsun. Sürekli. Ben tek bir yere yakıştırıyorum. Hem aurası hem karizması. Söyle bakalım. Real Madrid. Gene çok onluk bir kadro var. Her şeyini yapan ama golü bulamayan mesela ya da o günken iyi günü olmayan oyuncuların yuvalanmasını çok anlam veremiyorum. Mesela Tete yapılmıyor. Yani Galatasaray'da yani özellikle... Instagram hesaplarını falan kapatmak zorunda kalıyorlar. Tete Kerem'den daha mı iyi oynadı Allah aşkına yani? Yugoslav basketbol antrenörlerinin bir felsefesi vardır. Harika şut için iyi bir şuttan vazgeçmeyi temin ederler. Tadiç onu biraz fazla yapıyor. Harika pozisyon için bazen iyi pozisyonlardan vazgeçiyor. Bu arada ben bir futbolcu olsaydım yeten olmak öyle mi? Hayır yani şöyle 32'lerde falan artık eyvallah derdim yani. Ben üst seviyede bu kadar oynayıp sonra antrenörlükle falan kafayı kıranları hiç anlamıyorum. Onu ben de hiç anlamıyorum. Doğru, enteresan. Herkese merhabalar efendim, Futbol Arena'ya hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Dört köşe, adı üstünde zevkten dört köşe olacağınız bir program sizi bekliyor. Ve benim çok eski ve çok iyi arkadaşım Niko Yenibayrak'la Futbol Arena çatısı altında yeniden buluştuk. Sana da hem hoş geldin diyeyim hem hayırlı olsun diyeyim Nika. Teşekkürler. 4 yıl oldu mu biz beraber yayına çıkmayalı? 4 yıl olmuştur. Ne çabuk geçti. Vallahi geçti. Harika oldu böyle. Arkadaşlığımız hep bakiydi ama yani. Ekranda bir araya gelemiyorduk. Ama gurmeler hatırlar. Hatırlar. Gurmeleri memnun edecek bir içerikle karşılarında evet. Olacağız bence. Bir nevi devamı gibi olacak. Ben de aslında çok heyecanlıyım. Öyle. Bakalım. Evet, biraz daha geliştirilmişi, biraz daha yoğun hali. Aslında şöyle programımızın formatını çok kısaca açıklayalım. 4 köşe adı üstünde efendim. 4 bölümümüz olacak ve her hafta öne çıkan, tartışılan konuları, gündem olan konuları bu programda 4 bölümde konuşacağız. Ve sizlerin de tabii ki yorumlarını bekleyeceğiz. Aynı zamanda sizlerden de fikir alacağız. Önümüzdeki hafta şunu da konuşun, bunu atladınız diye. Yani interaktif bir program yapmayı yine her zaman olduğu gibi planlıyoruz. İlk köşemiz gelsin bakalım. Kuralları yık diyoruz ve bu haftanın gündemi aslında VAR kayıtlarının açıklanmasıydı. Mustafa Eröğüt, TFF Başkan Vekili'nin açıklaması var. VAR kayıtları artık açıklanacak. Yabancı gözlemci gelecek. Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyordu. Şöyle ben Efe'den rica edeyim. VAR kayıtları açıklama kararı alan ülkeleri de bir yandan verelim. Bir yandan da senin yorumunu alayım Nika bu konuyla alakalı. Tabii malumun ilamı. Evet. VAR kayıtları ülkemizde çok fazla merak edilen bir içerik. Bir kere açıklandı bugüne dek. Galatasaray, o da çok tartışmalı Sivas bir haftadaydı. Aynen Gaziantep maçlarında. Hatta Beşiktaşlar bir infial yarattı. Biz niye açıklanıyoruz? Bizlik bir şey yok. Biz niye açıklanıyoruz diye. Bir noktada buraya gelince belliydi açıkçası. Tabii ki şeffaflık her şeyden önemli. Herkesin çok ihtiyaç duyduğu bir şey futbolda da. Özellikle şu zamanlardaki kaos ortamı biraz pek bizi iyi bir noktaya doğru getirmiyor. Hakemlerin de aslında bir noktada kendilerini nasıl ifade ettiğini görmemiz, bilmemiz gerekiyor. O açıdan fayda sağlayacağını düşünüyorum ama... Şeyi sorayım. Şimdi zaten hakemler, ya ben ülkemiz için konuşuyorum. Zaten hakemler baskı altında. Ne karar verilirse verilsin. Ve ben kötü de bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Performans anlamında. Şimdi bir de VAR kayıtları açıklanacak. Şey diye düşünüyor muyum? Ya ben bunu çalıyorum. Bir de şimdi ifademi... Çünkü o offside'ımsı mesela çok konuşulmuştu. Şimdi bir de doğru ifadeyi bulmam lazım. Adrenalin doğru kararı mı verdim? Ulan çaldık bu düdüğü ama gibi bir şey olur mu merak ediyorum ben mesela. Yani evet ama Türkiye'de zaten her zaman bir niyet okuma olduğu için açıklanmaması açıklanmasından daha bence sağlıksız de. Bir durum ortaya geliyor. Ben zaten bu arada VAR geldiğinden beri açıklanması gerektiğini düşünenlerden. Yani Şenol Güneş'in yani. Çok güzel bir lafı vardı bunda sezon başında. Ya eskiden hakem görmüyordu, hakem görmedi, gözden evet. Kaçırı diye geçiyorduk. Şimdi VAR... Varken çok bariz pozisyonlarda hatalar olduğunda insan ister istemez art niyet arıyor. Yani o yüzden futbol pastasında herkesin aldığı pay acayip büyüdü. Şampiyonlar Ligi'ne giden takım çok büyük bir ekonomik fark yaratabiliyor. Ve bu yarışın çok büyük maddi sonuçları, getirileri var. Biraz da zaten tantana bundan kopuyor. Zaten iki takımımız gitse Şampiyonlar Ligi'ne direkt önümüzdeki bence bu kadar büyük bir stres bence. De olmayacak. Çünkü olacak yani önümüzdeki sezon. Yeni formatla hani. Evet Konferans Ligi'nde çok iyi puan topladık. Yani o süper... o yüzden ihtimal artmadı. Gidiyor iki takım ya. Super Mario girip altınları topluyordu ya biz de
konferans liginden gayyak üstüne çıktık. Yani 20. sıradaydık. Doğru. Şimdi iki takımımız da eleme oynayacak ama şampiyonumuz zaten biraz daha kolay bir yoldan gidiyor. Ya, hakemlere dönecek olursak bu şeffaflık şart. Ama şu anki hakemlerimiz, şu anki psikolojik ve fiziksel altyapılarıyla buna hazırlar mı? Maalesef benim izlediğim zamanlarda... Ben daha tartışmanın çok artacağını ve üzerindeki yani psikolojik baskının da artacağını düşünüyorum. Ersun Hoca'nın da bu konuyla alakalı açıklamaları vardı. Şimdi VAR kayıtları İspanya La Liga'daki gibi maçlardan sonra açıklanacak. Hakem yönetim organizasyonumuz Almanya'daki gibi yapılacak. Süper Lig İngiltere'deki gibi marka değeri yükselecek. Yazdım yine yazıyorum. Spor kültürü oturmuş ülkelerden onlara göre dizayn edilmiş modelleri ithal ederek çözüme ulaşamayız. Her şeyi tartışmaya açmalı. Sosyologlar, psikologlar, bilim insanları bu konuda yine özel yöntemler üretmeliyiz. Aspirin değil kalıcı çözüm demiş Ersun Hoca'nın açıklamaları özelinde. Ya tabii doğru Avrupa modellerini almamız gerekiyor. Yani bence sorun burada. Mesela hep Portekiz Ligi ile, hep Hollanda Ligi ile karşılaştırıyoruz ya işte sistemi. Ya hiç alakası yok. Öyle bir üretip satma nasıl diyeyim kültürüne henüz sahip değiliz. Yeni. Mecburiyet ama ya bir sezondan bahsediyoruz. 1,5 sezondan bahsediyoruz. Mecburiyetten çok kulüpler batıyor. Yani yeni bir yol lazım artık. Gelir elde edemeyecek ve hiç bütçe açamayacak duruma geldiklerinde doğal olarak. Ama yani bunu VAR kayıtlarıyla ben dediğim gibi ilk haftadan beri açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun da şu futbol ikliminde epey tartışmaya yol açacağını düşünüyorum. Sahadan uzaklaşmayız umarım. Benim derdim o. Ya burada temel sorun bizim kendi çocuklarımıza biraz her zaman inanmaktan hep vazgeçmemiz. Yani 2000'lerin başında dünya üçüncüsü olurken, Avrupa şampiyonası çeyrek final oynarken, Galatasaray Avrupa Ligi'ni, UEFA kupasını kazanırken de 3 veya 4 yabancı kuralı vardı mesela. Hakemlerde de benzer tezahür. Evet yani kötü bir hakem nesli bence ama bu bütün dünyada bence da bir sorunu haline aldı. Yani Almanya ve Almanya'nın hakem kurulu başkanı diyor ki her sene evet 15 bin kişi hakemlik için başvuruyor ama o 20 bin kişi de hakemliği bırakıyor. Gençler artık çok istemiyorlar çünkü sürekli göz önünde olmak, sonunda hep günah keçisi olmak çok cazip gelmiyor. Küfürü yiyor yani aleni olarak her hafta sürekli. Ya eskiden dijital, her taraftardan çok zor ya. Sosyal medya da böyle değildi. Maçı kötü yönetiyordu, iki gün gözükmüyordun vesaire geçiyordu. Şimdi her yerde tacizler. Mourinho'ya kadar Mourinho'yu biliyorsun yani. Geçen sene Avrupa Ligi finali sonuyorsa hakemi büyük yaptığı şeyler de bulundu. Hala bu sezon başında bile diyordu. Biz kazandık o kupayı. Siz kaybettiğimizi zannediyorsunuz. Aynen o yüzden falan de işte diyordu. Bu sene biraz daha işte teknik adamlara sarı kartlar falan daha sıklıkla çıkıyor. Ya Ersun Hoca'nın açıklamaları gelince de yani hani sonuçta futbol bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Ona bakarsan işte medeni kanunu da İsviçre'den alıyoruz. Ceza kanunu da İtalya'dan alıyoruz. Hani bunları almakta da beis yok çünkü yapılmış, doğruluğu tescillenmiş. Gidiyor, doğru gidiyor. Ama bunları buraya iyi adapte etmek lazım. Yani Batı'nın hakikaten teknolojisini almak lazım bir noktada. Bence de. Ama çocuklarımıza, kendi evlatlarımıza, hakem olsun, futbolcu olsun, doğru metotları, işte doğru beslenmeyi, doğru antrenman sahalarını, doğru şartları vermek lazım. Biraz da güvenmek lazım. Yani programı ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Kerem Aktürkoğlu 3 yıl önce... İki alt kademede oynuyordu. Belki yabancı kuralı olmasa böyle şans bulamayacaktı. Önüne alınacak oyuncu ki iyi oynamasına rağmen hala önüne yüksek maliyetli bir oyuncu aldı. Bunun temeli biraz kendi çocuklarımıza, kendi insanlarımıza inanmaktan, güvenmekten geçiyor ve şeffaf olmaktan geçiyor. Ben sonunda bir daha kaosun büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ben de aynı fikirde. Ama yaşamadan da bilemeyiz. Evet, VAR ilk geldiğinde de kaos olmuştu. Sonra alışmıştık, buna da alışırız bence. Ya VAR ilk geldiğinde 2018 Dünya Kupası kusursuz uygulandı. Ama Dünya Kupası'nda kusursuz uygulandı. Ülkelere indirgendiğinde gittikçe daha kötüye gidiyor. Yani İngiltere'de bu sene olanlar... Tabii İngiltere de inanılmaz kaotik. Şimdi kuralları ilk köşemizde sizlere bir anket yapmıştık. Sizce VAR kayıtları yayınlanmalı mı, yayınlanmamalı mı? Evet, hayırda da burada %78 gibi... yüksek bir taraftar grubu takipçimizden de yayınlansın geldi. Zaten yayınlanacak ama dediğim gibi yani bu beraberinde bir sürü farklı tartışmaya getirecek, bir sürü farklı baskıyı getirecek. Buradan nasıl çıkacağız? Sağ çıkabileceğiz mi onu bilmiyorum. %22 beni şaşırttı. Ben %98'e 2 falan bekliyordum ya. Bu VAR. Ya. Tabii. Herkes yeni bir eğlence, yeni bir kaos. Ama öyle de yani kendine. Kaos dışında da azıcık da bir futboldu. Yani şu bir salın ya. Anladın mı? Bir yarı otomatik ofsaytı, şusu busu, her şey artık kusursuza yakın. Makineleşiyoruz. O fena başlamadı biraz. Hakkını teslim edelim. Yok yok, hayır, o iyi başladı da yani iyice makineleşiyoruz da yani bir yandan, o da var. Tabii ya, eskiden mesela çok milimetrik ofsaytlar oluyor Sinem. Hakem görmediğinde
azıcık önde olsun falan ne diyorduk ya, onu görmeyebilir oyunun bu hızında. Oyunun akışına yapışıyor. Gol olsa çok takılmıyordu. Diyordu. Şimdi bu milimler santimler de o kadar çok aranıyor ki hata. Bir şey bulunuyor sonunda yani. Çok fazla aman bir şey gözden kaçmasın evet. diye. Bu sefer fazla didiklenmeye başladı. Bu da biraz bakın, sanki futbolun ruhunu öldürüyor. Bende anksiyete oldu. Yani ben herhangi bir gole sevinemiyorum artık. Yani hakeme bakıyorum, tribünlere bakıyorum, tekrarını izliyorum. Doğru. Bu biraz keyfi de azalttı sanki. Katılıyorum sana. İzleyicilerimizden de bu köşe için yorumları bekliyoruz ve ikinci köşemiz yakıştıra geçiyoruz. Şimdi burada Jürgen Klopp'u konuşacağız. Şimdi herkes aslında kararı çok tartıştı. Biz hangi takım, yani Liverpool'un hocası kim olmalıdan çıkarıyoruz konuyu, Klopp hangi takıma gitmeli üzerinden konuşuyoruz ya da hangi lige gitmeli üzerinden konuşacağız bu bölümde. İşte Almanya milli takımı var, Bayern Münih var, Barcelona var, Real Madrid var. Ben araya Dortmund'u da eklerim bu arada. Önce sen bu olayı nasıl yorumluyorsun onu konuşalım. Sonra da bir tercih söyle bakalım bize. Ya şok olduk yani Klopp'u. Ama o kadar çok net bir şekilde güzel ifade etti ki evet. ve gerçekten tükenmiş gözüktü ki Klopp ekranda. Tükenmişlik sendromu diyorum ben yani. Yani Liverpool'un Amerika'da sahipleri Klopp'u hocamızı yavaş yavaş bitirdiler. En son işte Kayseri'de vesaire yapılamayan transferler herhalde evet. Bardağı taşıran... Telefon uçtu. Sıkıntı yok. Devam. Tamam. Bardağı taşıran son damla oldu. Liverpool'da bence yaptıklarını tam karşılığını yönetimsel olarak almadığını söylememiz lazım. Evet, bakınca işte herkes Nunez'i şu kadar aldı, işte fena da para harcamadı diyor ama o gelir gider alsat dengesine baktığınızda da Everton'dan bile totalde daha az harcayan ve karşılığında işte şampiyonluklar getiren, kupalar getiren, tabii. City'yi iki defa son ana kadar zorlayan bir Klopp gördük. Ben yine de beklemiyordum açıkçası çünkü hakikaten iyi bir bağ vardı. Geçen sene bırakmasına mesela ben okey olurdum. Takım kötü gidiyor, işte sahiplik sistemi değişiyor evet. bilmem ne derken. Evet olabilirdi ama 2026'ya geçen sezon sıkıntılı yerde uzatıp rahata erdiğinde yine şampiyonluk yarışındayken ayrılması herkesi şaşırttı. Tabii Klopp çok talepkar bir teknik adam. Sert tabii. antrenmanları var, yoğunluklu bir teknik adam ve... Bir de adama illallah geldi ya. Sürmenaj olabiliyorsun. City'den yani. Aynen. Tarihinin en özel sezonlarını geçirirken Liverpool'da. Yani bundan 2-3 fazla şampiyonluk kazanabilecekken yani sürekli duvara çarpıyorsun. Sürekli yani. Bitmek bilmeyen bir şey. Tüketir abi. Canı sıkılıyor. 80'e sola çıkalıyor. Evet. Stoperi sakatlanıyor. Bir 60'a kadar diyor. 90 puan alıyorsun. 98 puan. Saçma sapan işte oyuncular bir de Arsenal'i falan besliyor arada. Kadroya giremez. Zinchenko, Jesus falan gidiyor. Bir Arsenal'i bir kalkındırıyorlar. Arteta oradan çıkıyor falan. Yetmiyor. Bir de Arsenal'i rakip yaptı Guardiola. Yolanın tedrisatı. 2026'ya kadar sözleşmesi vardı ve yeniden yapılanmaya da Klopp Liverpool'la gitmeye karar verdi. Yani o takımın miadının dolduğunun farkındaydı. İşte bu sene Gravenberg, Soboslay yapılan transferler. Biraz daha gelecekte de yeni yapıyı onun kuracağını ve kurmasını bekliyorduk. Ama artık baş edemediği noktaya evet. geldi. Ben her halükarda bir sene takım çalıştırmayacağını düşünüyorum. Öyle sanki. Dedi. Yani bu hatta kalan sezon gerçi çalıştırıyor. Hani bir sene, bir buçuk yani sezon. Yani 2024-25'i boş geçmesi evet. muhtemel. Ben tek bir yere yakıştırıyorum Klopp'u. Hem aurası hem karizması hem Real Madrid. Bir kere çok onluk bir kadro var. Yani acayip bir orta saha. Tchouameni, Camavinga, Valverde. Adam yemezler mi orada ya? Yok ya, genç bir takım. Real Madrid de sabretmeyi öğrendi ya Sinem. O eski Los Galacticos şeyliği yok yani. Baktığında transfer yapmadan geçirdikleri dönemler oldu. Ben aynı fikirde değilim ama seninle. Real değil. Kardeşim dayanamadı, mikrofon intihar etti. Ben Almanya milli takımı diyorum. Ya yani yeni geldi Nagelsmann. Euro 2024'te bir kendi evinde patlarsa. Bir kaos daha. Aynen, bir erken elenme olursa zaten karşı koyamaz. Çünkü her zaman her bir antrenör aranında orada anketler yapılıyor. Ve Alman halkının da en çok takımın başında görmek istediğim isim Klopp. Eğer dediği kadar yorulduysa Arap Bitap'sa milli takım rahatlığı evet. biraz daha ona hitap edecektir Doğru. diye tahmin ediyorum. Ama orada da böyle çok ekstrem bir jenerasyon var mı Almanya'da alttan gelen? Yok. Ya alt yaş takımları da arka arkaya çok kötü sonuçlar aldı evet, büyük turnuvalarda. Yani o yenilmez panzer şeyini biraz kaybetti yani Klopp Almanya. Hocam Real'de iyi bütçeyle el üstünde tutulduğu bir yerde başarılı olmaya geliyor. Tam onluk kadro var. Yani Mbappe de gelirse zaten. Mesela ben Barcelona'ya gideceğini hiç düşünmüyorum. Ben burada La Liga'ya gideceğini düşünmüyorum nedense ama... Vallahi gönül ister ki Guardiola Barcelona'ya dönsün, Klopp Real Madrid'e. La Liga'nın buna her şeyden çok ihtiyacı var. Adamı artık illa Allah geldi Guardiola'dan. Daha istemez bence olduğu yerde onu. Ben Real Madrid'e uygun görüyorum. Ama Alman milli takımda plase. Barcelona'da umarım olmaz diyorum. Ya Barcelona farklı bir
anlayışı var, yapısı var. Bence onlar da Guardiola için bir çaba sarf edecektir Laporta ama yani bence o Nogueira skandalı, şu anki takım zor. İçinde bulunduğu durum Guardiola akıllı adam bir tur daha uğraşır mı Barcelona'daki egolarla? Uğraşmayabilir. Ben bu arada Bayern'le ilgili de çok kısa görüşümü söyleyeyim. Ben gideceğini düşünmüyorum çünkü şöyle. Ya adam Liverpool maç sonu Bayern puan kaybetti ne diyorsunuz diyor. Kahkaha falan atıyor bu kadar bir nefret. Yani şaşırırım. Hani Liverpool için de aynısını yaptı ya. Yani ben Premier Lig'de başka takım çalıştırmayacağım. Tabii. Yani aslında günümüz işte bu kapitalist futbol sisteminden çok ayrışan bir adam. Yani hani daha romantik ve daha duygusal bakıyor çalıştığı çok takımlara. Çok şaşırdım. Hakikaten ilginç. Yani Liverpool için diyorsa bunu bence... Bundesliga daha Dortmund'dan başka takıma gitmez yani. Çok şaşırırım. Nuri Şahin yardımcılığında bir Dortmund mu diyorsun? Vallahi. Ya bir daha da adam artık ufak bütçeyle aman Bayern'le müdahale etti. Ondan hak da günah gelmez. Belki kariyerin sonunda. Beni de ikna etti şu hocam, an. Hocam tacı İzleyicilerimize de soralım. Jürgen Klopp'u hangi takıma yakıştırıyorsunuz? Lütfen yazın. Sizin görüşlerinize epey yer vereceğiz çünkü bu programda. Şimdi geldik 3. köşemize. O da puanla. Aslında bunun adı ters köşe de olabilir. Burada her hafta oyuncu karşılaştırması yapacağız aslında ve puan vereceğiz. Buralar tartışmaya açık bölümler olacak aslında. Şimdi bu bölümde Kerem ve Tadic'i konuşmak istedik. İki takımda da performansı konuşulan ve eleştirilen isimler aslında. Evet önce ama ben de ikisi de yok haksız ve yersiz eleştirilen aynı isimler. Aynı fikirdeyim abi. Yani hani Kerem'in Galatasaray için önemi olmadığında daha çok anlaşılıyor. Evet bazen bitiricilik sorunları oluyor. Bazen karar vermede sıkıntılar yaşayabiliyor ama takımın bütün enerjisi, takımın enerji santrali ve yoktan var etme gücü de en yüksek isimlerden biri bence. Oralardaki yaptığı o mikserlik, presteki katkısı, sürekli kendini %100'ünü maksimumunu vererek oynaması ve maliyetine baktığında kendi bölgesinde oynayan oyuncularla maliyetinizi kıyasladığında Kerem'in skor katkıları ortada zaten. O yüzden anlamsız buluyorum. Geçen hangi maçta kenara alınırken böyle bir tam taraftara dönecekti bir ufak uğultu hissetti ve böyle suratı bir ekşidi biraz. Üzüldüğünü gördüm. Ben de çok üzüldüm açıkçası. Bu eleştirileri hiç hak etmeyen bir isim Kerem Aktürkoğlu. Ama bu tarz oyuncuların yokluğunda işte, anlaşılıyor. İşte İrfan Can'a çok yapıldı. Ya bu sene biz seninle maçtaydık sene başında. Evet. Gol attığı maçta yuhalanarak başladı bu sene. Doğru söylüyorsun. O geçen sezondan gelen. İşte Kerem'e yapılıyor. Barış'a yapıldı. Beşiktaş'ta Necip'e yapıldı. İşte Cenk'e yapıldı. Ya yapılıyor ve hep de kendi evlatlarımıza, kendi yetiştirdiğimiz oyunculara yapıyoruz. Milli takım oyuncularına yapıyoruz. Yani tribün şeyini anlarım. Taraftar kızar, hep duygusal bakar, hep en iyisini ister. Evet, hani tepki zaman zaman gösterilmesini anlarım ama. Yani kazanılan bir maçta özellikle. Her şeyini yapan ama golü bulamayan mesela. Ya da o gün iyi günü olmayan oyuncuların yuhalanmasını... Çok anlam veremiyorum. Mesela Tete'ye yapılmıyor. Yani Galatasaray özelinde konuştuğumuz için. Instagram hesaplarını falan kapatmak zorunda kalıyorlar. Tete yani. Daha Kerem'den daha iyi oynadı Allah aşkına yani. Ne kadar acı bir şey. Instagram'ın yorumunu falan kapatmak durumunda kalıyor. Ya evet yani çok üzücü. Sonra bu oyunculardan maksimumu tekrar öbür hafta bekliyorsunuz. Tekrar öbür hafta bekliyorsunuz. Ve veriyorlar yani, da. Evet bir de veriyor. Ya 7'nin altında oynadıklarını düşünmüyorum. Tadic'i de konuşalım. Biraz bitiricilik konusunda aslında eleştiriliyor Tadic. Bitirmeye çalışmadığı için anlamadık da ama bence... Yani Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından ya. Ya geçen sene Fenerbahçe'nin en büyük sorunu neydi? İleri giden top kalmıyordu orada. Evet. Ve takım orada çoğalmakta sıkıntı yaşıyordu. Valencia kara delik. Çok gol attı, çok özverili oynadı. Okey. Ama topu orada tutman gereken anlarda tutamıyordu. Rossi aynı şekilde. Emre Mor aynı şekilde. Şimdi bu sene bir alıyor abi solda. Ayağına yapışıyor top bir kere. Bu sana zaman veriyor. Szymański ceza sahasına giriyor. İrfan Can kaç tane ceza sahasına girerek gol attı. Doğru. Yani büyük bir oyun aklı. Evet yaşı ilerledi. Ama Fenerbahçe'nin bu oturmuş oyununun bence bir numaralı mimarı. Ferdi'yi orada çok iyi kullanması ki rakipler bu ara biraz daha Ferdi'nin o koridordan attığı koşuları önden alıyorlar ama normal. Onu eleştireceğim tek onu biraz az deniyor olması. Hafta sonu oynanan Antalya Spor maçında bir iki tane böyle net vurabileceği pozisyonda ekstra pası tercih etti. O böyle Yugoslav basketbol antrenörlerinin bir felsefesi vardır. Harika şut için iyi bir şuttan vazgeçmeyi tembih ederler. Tadic onu biraz fazla yapıyor. Harika pozisyon için bazen iyi pozisyonlardan vazgeçiyor. Güzel. Ki şut attığı bir maçta hatırlarsın son anda
Ankara Gücü kalecisi evet. çıkarmıştı. Ya bunları da Ajax'ta yapan bir oyuncuydu. Burada biraz daha az tercih ediyor. Ama çok ben onun var yani, sahadaki var. Varlığının karakterini Fenerbahçe'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Ki geçen sene böyle öne geçilen işte Ümraniye maçı, İstanbulspor maçı, Giresun maçı, oyunu tutmakta zorlandı, maçı tutmakta zorlandı. Tabii. Belki de şampiyonluğu kaybettiği maçlar oynadı. Evet, bu sene de. Mesela kapattığı çok maç oldu o şekilde Fenerbahçe'nin. Bunu da işte Tadiç'in, Ceko'nun o tecrübesinin varlığını kesinlikle. Yadsıyamayız açıkçası. Tadiç de olmadığında böyle bir sakatlansa, Allah korusun tabii sakatlanmasın, sakatlığını bizden verirler. 2-3 maç kaçırsa biraz daha varlığını, değerini anlayacağınız evet, Fred gibi. Fred olmadığında aynen. mesela hani, yani Fred kadar belki etkili olmayabilir ama Tadiç olmadığında da özellikle Fenerbahçe topu tutmada ön alanda bence de zorlanır. Ama şey eleştirilere katılıyorum. Biraz daha denemesi lazım bence. O fırsatlar çok geliyor. Çok vuran var ya Niko. Var. Yani Fenerbahçe'de herkes vuruyor. Yani ben de vurmayayım mı diye acaba bilemiyorum yani. Şimdi puan verelim. Burası keyifli ve aslında eğlenceli kısmı işin. Hız, Tadiç, Kerem. 10 üzerinden veriyoruz. Puanı. 10 üzerinden veriyoruz. Oh, Kerem'e 9 veririm. Bence de yani çok süratli. İkisi arasındaki belirgin fark. Bence yani. De. Tadiç şöyle oyun zekası olarak topu hızlandırabilen bir isim. Hani var ya meşhur bir şey. 7 veririm ben en hızlı kim? Top hocam hani Şansal Tümer Metin arasında bir yolak vardı ya. Şimdi topa hız kazandırabilen bir oyuncu ama bir 7'si var yani oyunun hızına ekstra katkısı var. Tadiç bazen hiç beklemeden bir pas atıyor. Ferdi'yi burun buruna bırakıyor. Kendi çok süratli değil ama yani hani Kerem'le özellikle karşılaştırdığımızda. Ama 9-7 yani 9 Kerem'e 7 Tadiç'e verdim ben burada. Tamam. Oyun zekası olarak Tadiç'i ben biraz daha önüne görüyorum ya Kerem'e göre. Burada da 9'u ben Tadiç'e vereceğim. Ben de veririm. 7'yi de Kerem'e vereceğim sanırım. Geliştirilebilir bence. Kerem'e. Evet, Kerem daha... Azıcık daha zaman zaman kafasını kaldırmalı diyorum ben Kerem'e mesela. Ya Kerem'in hem ilk kontrolü biraz sıkıntılı. Benim ona gülüyor. Benim eller kollar durmuyor değil mi? Kerem'in ilk kontrolü biraz sıkıntılı. Bazen tercih hataları yapıyor. Bu sene biraz daha çok kaçırdığı gollerle ve sürekli üstten evet. avuta atmasıyla benzer şekilde bazen kendi taraftarlarını ben sıkıştırıyor. Ben verdiği pas zaman zaman işte oyunu okuması anlamında da ama gelişime çok açık. Ama baktığında da mesela söylemek lazım. Icardi'de de acayip bir iyi uyum var. İyi uyum hiçbir var. Başka Galatasaray'ın kanat oyuncusunda olmayan bir özellik. Alışması gerekti ama ona da. İlk 4 ayı tabii. hatırla, bir de sezonun ikinci aynen. yarısını hatırla. Yani ben geliştirilebilir şekilde 7 veriyorum. Sen 7.5'tan kıyamadın. Ben Kerem'i severim. Çok kıyamıyorum. Ben de çok seviyorum canım. Buradan beni linçletme oğlum daha ilk programda. Bitiricilik konusunda ikisinin de problemli olduğunu ya düşündüğümüz için, konu aslında. Çok bitirmeye denemediği için yani Ajax'taki bitiriciliği geliyor gözümün önüne. Bir 8 veresim var ama bu sene çok fazla denemiyor. Işte hazırlayıcı falan da biraz sıkıntı oldu ya. Evet, ya o penaltıları öyle atmıyordu. Niye öyle atıyor artık ya? İşte o yüzden yani, onu benim babam Fenerbahçe'li böyle geriliyor adam izler. O yavaş yavaş geliyor, geliyor. Yani biraz azap gibi oluyor. Kritik yerlerde de kaçtı hakikaten bazı penaltılar. Kaçtı evet. Yani Beşiktaş maçında 1-1 iken kaçırsa mesela sıkıntıya girebilirdi. Yani bu sene çok göremedik. Bitirmeyi denemiyor. Hazırlamak peşinde hep. İkisine de 7 vereceğim burada. Ayıramıyorum. Kerem de evet, bu sene yani Kerem Şampiyon de, Ligi'nde biraz farklı olabilirdi bitirici gibi. Kerem'in evet bence de. Yani hani ligdeki şey direğe nişanlamalardan ziyade Şampiyonlar Ligi'ndeki kaçırdıkları ya, bence de daha belirleyiciydi. Yani Bayern maçı da var. İçerideki Kopenhag maçı yarım saatte 2-0 Galatasaray lehine olabilirdi mesela. Evet. Çok güçlü başladı. Ki içerideki Galatasaray maçı Galatasaray'ın en iyi olduğu maçta değildi ona rağmen yani. İyi, tabii canım. Hemen pozisyona aynen. girmişti. Manchester maçından bir de karşı karşıya kaçırdı. Bayern miydi sonra, o ya? Sanki Bayern'di. Bayern'de çok Bayern'de kaçırdı. Karşı karşıya kaçırdı. Ya 6 pastan bir maçta. Yani evet. Bitiricilik konusunda 7, 6.5'lar 7'ler yani. İkisine de 7 veriyorum. Biraz oralarda dolaşıyoruz. Ve son köşemize geçiyoruz efendim programımızda. Burası da yine haftaya damgasını vuran konuların konuşulduğu bir bölüm olacak efendim. Köşe olacak. Enlerin köşesi adı üstünde. En çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok öne çıkan. Burada sohbet edeceğiz. Bu bölümde de aslında gündemi yine bu haftanın en çok konuşulan konularından biri Ali Koç'un önümüzdeki seçim döneminde aday olmayacağını açıklamasıydı. Bir süredir dillendiriliyordu kulübe yakın kaynaklar. Ali Koç'un aday olmayı düşünmediği yönündeydi. Kendi ağzından net bir şekilde duyduk. Olmayacağım. Haziran'da yeni bir başkanımız olacak dedi. Ben nasıl değerlendiriyorsun? Yani geç çok öğrendi biraz. Çıkışı geç kavur. Ya iniş çıkış evet. değil aslında. Çok alttan başladı. Yani Ali Koç'un şöyle de bir şansı vardı aslında. Çok dikkati dağıldı bence. Çok dikkati dağıldı. Şöyle bir şansı da vardı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın ilk dönemini hatırlayanlar bilir. 98 Şubat'ında seçildi. Galatasaray 2000'de Avrupa şampiyonu olacak o takımın tam ikinci yılıydı ve
süper güç konumundaydı aslında. Diğer takımlarla arasında belli bir klasman farkı vardı hakikaten. Hissettiriyordu. Rahat şampiyonluklar kazanıyordu. Çok güçlü bir rakibin olduğu bir dönemde başkan oldu. Ve 3 yılını aldı bu Galatasaray'ın şeyini kırması. 3. yılında 2001-2002 sezonunda gelen bir şampiyonlukla o zinciri kırabildi. Tam tersi Ali Koç geldiğinde çok dominant bir takım yoktu aslında. Yoktu. Yani 69-70 puanla işte Galatasaray ilk şampiyon olduğu sene onun senesinde 7 mağlubiyet alarak şampiyon olmuştu. O döneme kadar en çok yenilgiyle şampiyon olan takımdı. Hı hı. İşte Başakşehir şampiyon oldu, Trabzonspor şampiyon oldu, Beşiktaş oldu. Ama onun da tabii ki elini kolunu bağlayan bir finansal fair play kısıtlamaları, kulübün daha sonra kendi aşıladığı rakamdır bu 600 milyon euroya varan borcu. Hı hı. Onun biraz hareket kabiliyetini sınırlamıştı. Kendi de sonra bu hatasını kabul etti. Geldim dedi, Komolli'yi getirdim, Koku'yu getirdim. Her yerde sil baştan yaptım. Her şeyi değiştirmeye çalıştı. Aynen, bu da benim hatam oldu. Evet, dedi. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışınca işte biraz aslında neresinden tutsanız o zaman elinizde kalıyor. Yani bütün 100'e yakın oyuncu geldi gitti. Tabii. Yani çok fazla. Kaç teknik tane teknik direktörsüz geçen süreler oldu ya. Teknik direktör. Hayır. Evet. Bir de arada 200 gün teknik direktör olmuyor koskoca Fenerbahçe. Yani hani yani... bu kadar fazla değişim sürekli sil baştan. Sil baştanın aslında hemen sonuç vermesi herhangi bir kulüpte mümkün değil. Ama sonra tabii düzelen mali tablolar ki Fenerbahçe bu sürede Şampiyonlar i̇şte Ligi'nde... Bence Ali Koç'un bırakacağı en büyük miras o olacak Fenerbahçe. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamamasına rağmen oyuncu satışlarıyla bunu kompanse etti. Çok yüksek satışlar ve fazla ve istikrarlı şekilde devam etti bu. 2 yıldır Ocak'ta Şubat'ta kopmayan dağılmayan bir takım. Yani önceki 3 yılda hep bunu gördük. Bir Alanya maçında koptu, bir Trabzon maçında koptu. Sezon ortasında hedefsiz kalan bir takım. 2 yıldır geçen sene de Jesus'ta Türkiye Kupası geldi. Hı hı. Son haftalara kadar Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi sürdü. Bu sene de yine Ocak'ta kırılır denilen noktada lider götürüyor. Avrupa'da lider çıkı devam ediyor. Ama yıprandığını da söylememiz gerekiyor. 5 yıl. Ben ama yine de Fenerbahçe bu sezonu şampiyon tamamlarsa, ne bileyim Konferans Ligi'nde çok ekstrem bir başarı gelirse, hı hı, bir oturup düşüneceğini düşünüyorum. Ne biliyorsun? Bir oturup düşüneceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da biliyorsun ilk şampiyonundan sonra bırakmıştı. Evet. Sonra büyük bir kamuoyu baskısı, Fenerbahçe baskısı, yürüyüşler düzenlendi. Sanmıyorum döneceğini artık. İsmail Kartal da benzer bir açıklamada bunu biliyorsun. Seneden sonra oturacağız, konuşacağız. Ama belirleyici olacak. Yıprandığını da söylemek lazım Ali Koç'un. Çok. Bir yandan da dediğim gibi eğer gerçekten yani onun da... Yani şampiyon olursa Fenerbahçe bu sezon bedelini ödedi başkan yani hani. Ama şimdi bu kadar yıl Cerem Esen'i çektikten sonra seneye şampiyonluğuna gidecek bir takımın başkanlığı yapmak... Ya tabii ki ya. İstemez ama... mi? Bilmiyorum, insan bilmiyorum. Psikolojisi devreye giriyor. Değişir kendi de tabii olabilir. Asla dememem ama... lazım dedi biliyorsun. Bir şart koydu. Hani taraftar ister mesela öyle bir şey olursa gideceksin yani. Yani biraz geç çözdü bu dinamikleri. Geç kavradı başkanlık işini ama şu an iyi bir tablo var ortada. Var. Bakalım benim hissiyatım dediğim gibi eğer şampiyonluk gelirse. Değişebilir diyorsun. Devam edebiliriz. Bu programı o zaman yapıyor oluruz. Aynen. Bakarız, döneriz ilk programa, aynen, dönmemiz kolay olur. Tamam, güzel. Bu arada bizim ekip bayılır öyle şeylere. Eski dediğimiz şeyleri bulurlar hemen böyle. Güzel. Gözümüze sokarlar, sağ olsunlar yanıldığımızda falan bile. İyileri bulsunlar. Ben demiştim Türkiye'de çok tutan bir şey biliyorsun. Ben demiştim. Herkes 10 tane şey söyler, tutmayanlar için. Bir tane tutunca da şovunu yapar herkes. Biz de yaparız. Tutmayanlar için de söylemiştim diyenler sıkıntılı bu arada. Biz yaptık, bir şey geçmedi. Maalesef medyada da var yani bayağı bu. Neyse. O apayrı bir konu. Ona, olacak ona... o kadar mesajımızı da verdik. verdik olacak verdik. O kadar müziği girer. Aa, daha veririz buralarda çok. Şimdi burada... bir de Eden Hazard'ın açıklamalarını konuşmak istiyoruz. Hemen okuyayım. Bireysel olarak benden daha yetenekli olan tek futbolcu belki de Messi. Cristiano Ronaldo benden daha iyi bir oyuncu olabilir ama sadece yetenek açısından öyle düşünmüyorum diyor. Şunu açmak gerekirse aslında röportaj epey uzun bir röportaj. Evet. Söylemeye çalıştığı şey biraz daha şu. Yani işte ben... futbol, yani Cristiano Ronaldo gibi yiyeceklerimi işte tartılarla vesaire böyle yapmadım. Böyle yaşanmaz. Böyle futbolculuk olunmaz. Aslında biraz ona getirmiş. Yani ben bir hedonistim diyor. Evet, ben hedonistim diyor. Yani, hedonist ne de yiyip içmek, hepimiz hedonistiz ona bakar. Tabii tabii ama yani hani ben alkol de kullandım maçtan sonra, arkadaşlarımla gece dışarıda çıktım. Hamburger de yedim. Abur cubura da düşkünüm. Abur cubura düşkünüm işte sakatlık dönemlerimde falan. Bunları anlattığı bir röportaj olmuş. Ne diyorsun? Ya içini dökmüş. Bunlar aslında hep bilinen şeyler. Ya Hazard bunları hiçbir zaman saklayan biri de olmadı. Bir de görünen şeyler. Yani anlıyorsun. Biri de olmadı. Musun ya, yani? Obi Mikel'in 2020'de bir açıklaması var. Biraz ben de bakındım. Ya diyor adam bizi Anfield'dan iki gol atarak çıkartırdı cumartesi günü. Pazartesi biz antrenmanda birbirimizi
harcardık, girerdik birbirimize sert, inanılmaz maç yoğunluğu antrenmanlar, ama bir köşede takılırdı. Sanki cumartesi bunları yapan oyuncu o değilmiş gibi. Ama bir dahaki cumartesi yine en iyi performansla sahada olurdu. Daha fazla çalışan, kendine adayan bir oyuncu olsaydı ne olurdu düşünemiyorum. Aha, evet. Eden Hazard diye böyle bir şey var. Ya ben biraz Federer'e benzetiyorum yani. Djokovic'in de yakında bir açıklaması oldu ya. 2012 Avustralya açıktan sonra 10 yıl sonra ilk defa çikolata yedim bir parça. Evet, evet, bir parça yemiş. Federer de tam tersi. Burada İstanbul'da turnuvaya gelmişti. Bizi bayağı yakından takip ediyorduk. Evet, ya bir gece 4'te beraber gitmiştik. 4'te otele geldi. Ertesi gün maça çıktı ve şampiyon oldu, evet. Mesela. Nadal da kitabında anlatır. Yani Federer çok kolay gösteriyordu. Ben onun yaptığını yapabilmek için çok fazla çalışmam gerekiyordu diye. Hazard da biraz o doğal yeteneğe sahipti hakikaten. Mesela Neymar da Hazard gillerden. O biraz daha artık şey olanı. O daha şey sık sakatlananı diyeceğim. Yok yani şey o yani, da... Şimdi Hazard'a da sakatlandı. Hayır, şey, Hazard da çok sakatlandı. Şey açısından söylüyorum onu. Hani aslında çok yetenekli ama yeterince full kapasite çok az oynadı anlamında diyorum. Yani bu oynadığı bile bize inanılmaz anlar yetti, bıraktı. İşte yetti, o yüzden çok ama büyük yetenekler aslında. Ama Mourinho'nun için de sakatlıklarla çok uyarıyordu. 2015'te bir Tottenham maçından sonra bir açıklaması var Mourinho'nun. Ya ben hayatımda bu kadar hunharca davranılan bir oyuncu görmedim. Bu tekmeler sürekli yoğun fizikselliğe maruz kalıyor. Böyle giderse bu çocuğun futbol kariyeri çok uzun sürmeyecek. Hocanın diye uyarmıştı. Yine haksız zaten oldu. Bir konu yok. Bir konu yok. 2019'da hocam biliyorsun koymuş. Thomas Meunier, ki Belçika'dan takım arkadaşıdır, bileğine çok tarihsiz bir pozisyondu. Hı hı. Bütün o şeyi başlatan süreç oldu, evet. Aslında o sakatlık. Real Madrid'de de aslında iyi gittiği bir 2022 yazı var. Orada da Ancelotti ile çok yıldızı barışmadı. Ancelotti çok fazla, evet, süre vermedi. Arada. 96 dakika falan oynadı. O Real Madrid olmadı. Olmadı yani. Zaten kendi de söylüyor röportajında. Ama her zaman ne bileyim maskesi olmayan bir oyuncudur Hazard. Basının her zaman işleri iyi, evet, olmuştur. İyi. Sempatik, ben çok severdim. Yetenek Messi olarak ne diyorsun? Ronaldo değil Messi'yim yetenek konusunda. Ya bir dönem dünyanın en iyi üçüncü futbolcusu, evet, hep tartışılırdı biliyorsun. Konuşuldu. İlk iki hep belliydi. Evet. Oraya çok sıklıkla aday gözüküyor. Yani mesela Sarri... Ben Messi kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum ama çok büyük yetenekti. Evet, evet. Yani Sarri döneminde oynadığı bir top var. 17 gol 21 asist falan olabilir. Evet, yani Avrupa Kupası kazandı. Ligde üçüncü yaptı takımı. Ya bazen de yapabileceklerinin sınırı yoktu hakikaten. Premier Lig içinde iyi rakamlar var. Ama yani Messi yeteneğindeyim ben aslında demek için yani yok ya da biraz daha fazlasına ya ihtiyacınız vardır. Bir alt kademe yani. Ama hiç fera değil. Messi'nin bir alt kademesi de yeteneği. Ya tabii ki yani uzaya koyunca seviyeyi. Ronaldo'nu da o şeye de o tabuyu da yıkalım yani. Ronaldo çok çalışıyor, Messi çalışmıyor. Onu yok yok abi. O iş öyle değil. Messi çalışmayarak şey 15 yıl ersen 50 gol çalışmayarak yok atılabilir canım mi ya sizce? Yani Ronaldo da yeteneksiz sadece çalışarak bunu yapamaz ya yani. Aynı şey. Aynı şey. Diyelim Hazard'a sevgilerimizi gönderdik. Sevgilerimizi gönderdik. Ben MLS'e gider diye bekliyordum. Ben de gider dedim. Tam onun için oynamak istemiyor. Artık nasıl sıkılmışsa. Oynamak istemiyor. Yiyip içip geçsin. Arkasındayız. Madem. Ne yapalım yani. İyi bir yorumcu falan olur belki. Bu arada ben bir futbolcu olsaydım sen olsaydın olurdu. Hayır yani şöyle 32'lerde falan artık eyvallah derdim yani. Ya bu dünyalı mı yapıp. 32 iyi. 32 bence de iyi. 32 ya. Yani sakatlıktan falan çok çekmiş olsam. Ben şey hiç anlamıyorum abi. Sakatlıktan çok çekmesem de yani prime'larımı geçirdikten sonra tamam abi parayı da kazandık. Ben üst seviyede bu kadar oynayıp yani sonra antrenörlükle falan kafayı kıranları hiç anlamıyorum. Yani. Onu ben de hiç anlamıyorum. Zor, enteresan. Dalgana. Gerçekten. Evet. Çekilirim ama işte ya. O başka bir şey, adrenalin tutkusu. Bir değişik bir şey yani. Yoksa hepsi bu yola giriyor olmaz. Hepsi demeyeyim de %80'i giriyor yani. Hani özellikle yani. Türkiye'de mesela daha ben öyle. Ben girmeyenleri takdir ediyorum. Peki bitirdik vallahi programı, ağzına aktı, sağlık. Su gibi. Aktık gittik. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki dört köşeyi beğenmeyi unutmayın. Haftaya yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.